sünnet çocuklarımız, başarılı öğrenciler. Fotoğrafları seçerken özellikle çok fazla sayıda elemeye çalışmadım. Çünkü inanın hepsi bir tarih. Gördüğünüz bu çocuklar onun motive ettiği eğitimde, onların okuma yönünde çalışmalarında destek olduğu çocuklar. Evet, biraz hafif ışığı açarak ben sorularıma başlayayım. Evet Hatice Hanım, şimdi Sayın Hatice Aytaniti. Bu Garanti Bankası dönemine geçtik şimdi sizin yaşamınızda. O dönemlerde genç bir bayanın genel müdür olması nasıl karşılandı? Bilhassa Anadolu'da nasıl karşılandınız? Gerçekten genel müdür olmam çok genç yaşındaydım. Çünkü etrafımda babam yerinde, amcam yerinde çok yaşlı insanlar vardı bankada. Ama beni genel yönetmen, müdür yaptı. Önce müdür yaptılar tabii, sonra müdür mavi, sonra genel müdür. Biraz yadırgadılar beni. Ama ben onları hiç kırmadan, onların yaşlarına hürmet ederek, hatta öyle insanlar vardı ki, Merkez Bankası'nda benim müdürlüğümü yaptı. Benim müşavirim olarak Garanti Bankası'nda bulunuyordu. Ona saygı olarak oturduğum zaman toplantıda hiç olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı'nın yanında oturmazdım. Hemen alt başta kendime yer ayırırdım ki müdürümün tepesinde oturmayayım diye. Yaşlı başlı çok mükemmel bir insandı. Anadolu'da tabii çok daha rahat şeyler oldu. Fakat unutmayın ki şimdiki gibi Anadolu korkunç değildi. Bana alıştıktan sonra hepsi hürmet ediyorlardı müdür mavimi diye. Hatta beni koruyorlardı. Size bir anımı anlatayım. Rize'de, Rize'ye gittiğim zaman tabii beni çok şaşırdılar. Müdür beyler İstanbul'lu bir çocuk, ona soruyorlarmış, açılışa kim gelecek? Ayten Hanım gelecek. Affedersiniz, nasıl karibu, nasıl geliyor gidiyor, müdür oluyor, genel müdür oluyor da bize geliyor, şube açıyor, bize anlatır mısınız bu karibu diyorlarmış. O da bütün erkeklerin vasfını bana söylüyormuş. Sonra orada vali benim bir tarihteyken, o da Mülkiye'de arkadaşımdı, güzel top maç oynardı. Nezih Bey'de bir arkadaşım valiydi. Ben gelirken
Rize'de o zaman iskele yoktu. Vapuru motorla karşılarlardı. Bankaya gelmişler. Vali gelince belediye başkanı gelir. Belediye başkanı gelince savcısı gelir. Bütün erken gelir oraya. Bankada beklemişler. Ve vapurun gelmesini haber alınca motora binip beni karşılamaya gemiye geldiler. Ama bütün camlar çiçek çıkarmış. Çünkü demişler ki bu kareyi nasıl, kim bu? Vali geliyor, belediye başkanı geliyor çok. Hep müdüre soruyorlarmış. Camlar çiçek çıkartmış ellerinden. Sonra beni karşıladılar, eksik olmasınlar. Gemiye vali de gelince oranın kaptanı bize bir çay ziyafeti verdi gemide inmeden. Hep beraber indik. Tekrar motorlara binerek bankaya geldik. Yine bankada birçok sualler filan. Akşam da vali bana oranın turistik oteli var. Tabii o zaman otel diye değil, böyle çok böyle entipikten bir yer. Orada bana bir mahalli yemeklerin ziyafetini verdi. Şimdi biz protokol masasındayız. Biraz arkamızda yer var. O kadar çok halk çıktı ki, çıktılar merdivenden. Bütün orası, bizim etrafımızı bir halka aldı. Sonra sokaktan geçerken bütün damlarda, her yerde beni seyrediyorlardı. Bu hanım nasıl hanım diye. Sonra yavaş yavaş onlar geldiği zaman önce müdürün yüzüne bakıyorlar. Ben genel müdür olduğum için gidinceye kadar müdürün yerinde oturuyordum. Gelince müdür de benim biraz yanımda oturuyordu saygıyla. Ona müdür beye dönüp konuşuyorlardı. Benim suratıma bakamıyorlardı. Şimdi ben onların iş mevzunu soruyordum. Ne iş yapıyorsunuz? Ona göre iktisadi raporları yazdığım için biliyorum. Bu yerde neler çıkmış, nasıl şeyler üretmişler bu sene filan. O gelenin konusunda ben cevaplar verdikçe, sualler sordukça yavaş yavaş başlarını kaldırmaya başladılar. Ve bana alıştılar. Ondan sonra bir daha o şeyle geldiğim zaman halkalar içinde beni karşıladılar. Ve İstanbul'a da geldikleri zaman hiç onların şeyi yoktu. Köprüde filan Ayten Hanım diye. Sanki çok akrabalarmış gibi bağırırlardı. Çok şeyler yaşadım tabii böyle çeşitli vilayetlerde. Ama çok şükür başarılıydım. Sonra onları alıştırdım. Mühim olan zaten yetişmeleri, alışmaları. Hanımlarla meşgul oldum. Size gene hanımlar hakkında, bakın bugün kadınlar günü, bir şey anlatacağım. Bize de gene ben bir gün böyle şeyde gidiyorum. Bir hanım baktım, küpeye yüklenmiş, çay taşırlardı. 2 metre önde de bir erkek gidiyor. Elini sallaya sallaya eşi. Şeyde de o küpenin üstünde bir de kocasının da şeyisi. Çok yağmur ya, şemsiyesini koymuş, kendi şemsiyesini koymuş. Ben dedim ki, hanım bari şemsiyesini ver de eşin onu taşısın, hadi önde gidiyor dedim. Bana döndü, dedi ki, o benim erkeğimdir, feda olsun, tabii o önde yürüyecek dedi. Ben buraya geldiğim zaman bütün kadınlar şeylerinde, kulüplerinde ve toplantılarında anlattım. Dedim ki yapacağınız bütün değişiklikleri Anadolu'da yapın, gidin onları aydınlatın dedim. Sonra alıştılar hep bana. Çoksa çok akıllı kadınlar ama düşünceleri buydu. Sonra gene vali deniz kenarında denize girsinler diye kabinler yapmış. Kabinleri zavallı vali yapıyor. Gece kabinler yıkılıyor. Çünkü oraya kadın erkek de gelecekler, banyo yapacaklar diye. Neler çekiyordu o valiler. Sonra Mümini'ye bir gün gittim. Teşekkür'e gittim, bankanın açılışına gelmişti. Bir baktım, elinde bir tabanca adamın birisi boyuna. Ben de oradayım, tabancayı atıyor, tutuyor. Ben korktum tabii, tabanca. Orada da savcı. Dedim ki,
dedi ki, bak hanımefendi var dedi, korkar belki tabancayı atıyorsunuz. Sonra o gitti, savcı dedi ki, biliyor musunuz bu ne demek, ben seni anlamam demekmiş tabancası. Yani öyle düşünceler vardı. Evet. Bunlar içinde ben 500 tane şube açtım, nakıs 30 derece. Şimdi buraya gelmek için korktum bugün, acaba gidebilecek miyim, çok soğuktu. Sonra düşündüm, ben çalıştığım zaman nakıs dedim, 20 derecede, 30 derecede doğuya gidiyordum. Kar makineleri açıyordu, arkadan gene bir makine düzeltiyordu. Ben de hiç korkmadan arkadan arabayla gidiyordum, düşünün. Öyle günler yaşadım. Ama hiç korkmadım, cesurdum. Gene memleketimi ben çok seviyorum, çok sevdim hepsini. Ve sonra onlardan hepsini dost oldum. Evet. Yani her söz alkışa layık. Bu arada size bir çiçek geldi. Kadıköy'ün annesine saygılarımızla. Güneş Ender Canıtez. Sayın Genel Yönetmenimiz. Çok teşekkür ederim Genel Yönetmenim. Siz her zaman beni böyle utandırırsınız. Sağ olun. Evet. Siz bir gönül insanısınız. Bu nedenle çalıştığınız iş hayatınızın içinde de bir gönül derneği kurdunuz, Yonca. Evet. Biraz ondan bahseder misiniz? Bankası mensupları Yardım ve Kültür Derneği. Çünkü birçok yaptığım işler banka mevzuatına aykırıydı. Düşündüm taşındım, ben yapacağım işleri nasıl yapacağım diye Garanti Bankası mensupları Yardım ve Kültür Derneği'ni kurdum, Yonca Kültürü. Bu hala 48-49 sene evvel kurulmuş derneğimiz. Bugün Kadıköy'de lokali var, iskelede. Hep oraya gidiyoruz, istirahat ediyoruz. Güzel dakikalar geçiriyoruz, devam ediyor. Hep bütün düğünler, şeyler hep dernek kanalıyla yapıyordum. Ben 5000 kişiyi evlendirdim. Banka mensuplarından düğünlerini yaparak ve her şey kulübe şeye aitti, bizim kulübümüze. Bankada bazen yardımcı olurdu bize. Gelinlikler bedavaydı, damatlıklar bedavaydı, düğünler bedavaydı. Herkes 30'ar tane ailesinden kişi getirir, en büyük lokallerde düğünler yapardık. Gece sabahlara kadar eğlenirdik. Bütün sesköyler falan bizim emrimizdeydi, hepsi gelirlerdi. Sonra 3000 çocuğu sünnet ettirdim. Bugün onlara rastlıyorum, hemen koşuyorlar, beni tanıyorlar Ayten Hanım diye. Bana nerede olsam, Türkiye'nin neresinde olursa olsun çok muhabbetli davranıyorlar, yardım ediyorlar. Ayrıca bu faaliyetlerim arasında siz gördünüz, şube açılmışlarını gördünüz, hep ben açardım. Okuttuğunuz çocuklar var, evet, benim bildiğim. Çocuklar. Bu arada çok ilginç, benim de alanıma giriyor. Kültür güzel. Sanata güzellik yarışmaları düzenlemiş. Güzel kraliçeleri yapardım. Evet. Onların Yonca da isimli çocuklara partiler, balolar, çocuk baloları. Bunlar gerçekten güzel hizmetler. Çok okuttum birçok çocukları. Yarım kalmış tahsili olanların hepsine müsaade ediyordum, izin veriyordum. Diplomanızı getirmeniz şartıyla izin veriyordum onlara. Hepsi diplomalarını getirdikleri zaman da sınıflarına göre hediyeler alıyorlar. Büyük topluluklarda kendileri kutlanıyordu. Çok mutlu oluyorlardı. Hatta sendika kurulduğu zaman sendikaya girin diyordum da, sendikaya biz girmeyiz, sendikalık işimiz yok diyorlardı. Ya ben sonra bankada 20 sene çalışmış, 25 sene çalışmış kimselere toplantılar yapıp ödüller veriyordum. O ödüller sırasında kimseyi ayırmıyordum. Müstahdeminden genel müdürüne kadar her kademede, her titrili insan oraya geliyordu. Hatta benim birkaç avukat arkadaşım beni kritik ettiler. Yönetim kurulu başkanına demişler ki, ne demek biz odacılarla da aynı seviyede mi olacağız orada? Evet dedim. Çünkü bu müesseseye hizmet, biz bunu hizmet için yaptık. Onlar da olsa, biz de olsak aynı salonda olacağız dedim.
Ve biz onu zaten zavallılar gittiler gayet sakin, ayrı masalara oturdular. Biz yönetim kurulu başkanıyken, başkanıyla beraber onları önce ziyaret ettik, tebrik ettik, hoş geldiniz dedik. Ertesi gün bütün işçi gazeteleri bizden bahsetti, sendika zamanı. Böyle yaptılar diye. Onlar da son derece mutlu. Ben dedim ki, avukat arkadaşlarıma, siz her zaman Hilton'a gidersiniz. Şunlar, ama onlar belki bir kere gelecekler buraya. Onların rüyaları, hatıralarında bu yaşayacak. Onların hatıralarını bozmayın dedim. Aynı ödülü verdim herkese. Evet. Şimdi de Sayın Hatice Ayten Etmen'in yaşamında önemli yer tutan değerli konuklarımız var aramızda. Onlardan birer cümle kısa olarak Hatice Ayten İti hakkında konuşmalarını rica edeceğim. Aramızda Sayın Özcan Atamert var. Evet, bu arada Sayın Doktorunuz aramızda galiba söylemiştiniz. Birkaç cümle sonra da siz söylemek ister misiniz? Peki efendim. Evet, bu merdivenler biraz yüksek tutulmuş. Özcan Hanım, sizi... Kıymetli konuklar, kıymetli Lyonslar ve Kadıköy'ün gözü güzel insanlar. Ben de senin yanına oturacağım iki dakika. Gerçekten Ayten'cim benim 40 yıllık arkadaşım. Onun pek çok faaliyetine ben şahit oldum. Benim arabam vardı. Bir yere gideceği vakit flamalarını falan arabaya yüklerdik ve giderdik. İlk konuşması Pratik Kız Sanat Okulu'nda oldu. Atatürk'le ilgili benden bir konuşma istemişlerdi. Ben de bu okuldaki çocuklara ve öğretmenlere gerçek Atatürkçü kişileri tanıtmak istedim. Bir tanesi Taha Toros, Türkiye'nin ilk spikeri Emel Gazi Miher ve Rafet Angın Nur içinde yazsınlar. Bir de sevgili Ayten Hatice Eti'ydi. Öğrenciler o kadar sevdiler ki onun konuşmasını. Akşam oldu. Karşıya geçecekler. Vapurlar bekliyor. Hatırlıyor musun Ayten'cim? 40 yıldan fazla oldu. 1970'li bir yıldı. Ondan sonra da beraber çok gittik, kitaplıklar açtık. Konferanslara katıldık. O kütüphaneleri açarken, açtık diyorum, benim hiçbir dahilim yoktu. Sadece onun o toplantılarına katılmak istiyordum. O kadar güzeldi ki kitaplıkları açarken gelenler, hatırlıyorsun nerelere gittik değil mi canım Ayten'cim? Evet, çok, çok güzel kıymetlidir. Ben diyorum ki bu salona girdiğim vakit çok kıymetli yazarlar, ressamlar, şairler ve Lyonslar, çok kıymetli Ender Bey ve sizler, gerçek Atatürk'üsünüz ve biliyorum. Çok kıymetli. Diyorum ki, ben Ayten'i ve sizleri taze ekmek gibi seviyorum. İnsanların üç türlü dostu varmış. Bir tanesi taze ekmek gibi her gün aranırmış. İkincisi ilaç gibiymiş. İhtiyaç olduğu vakit aranırmış. Üçüncüsü de mikrop gibiymiş, onu ben söylemeyeyim. Ama Kadıköy Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Fevkalade güzel hazırlanmış. Belediyemiz tabii bu salonlarımızı bizlere tahsis ediyor. Sağ olsun belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Buranın yönetimine Cuma Bolat'a teşekkür ediyoruz. Evet, evet. Bu hizmetle benim tabii iki şapkam olduğu için siz o yönden baktınız. Burada da Lyon olarak varım. Evet, ve Lyon ailemize teşekkür ediyoruz. Unutmadılar. Yaşarken anmak lazım. Yaşarken gerçekten, değerlerini anlatmak lazım. Teşekkür ediyoruz. Ben son olarak diyorum ki, gülen bir çift güzel göz
Aytenciğimde var. Bir çift de tatlı söz gene sende var. Bir de gönülden sevgi hepinizde var. Bu güzel salonda, bir jübilede, Aytencimizin bu güzel jübilesinde bir aradayken daha ne isteriz ki? Çok teşekkür ederim. Gözler güzel bakmalı, sözler tatlı olmalı. Ne güzel. Hele severseniz birbirinizi ve eski dostlarınızı fazlasını sormamalı. Çünkü gençlik yıllarınızda tanıdığınız dostlarınızı yıllar sonra gene bir arada ne güzel. Güzel yaşarken görüyorsanız, onları selamlayabiliyorsanız, onları öpebiliyorsanız en büyük mutluluk. Var olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok kısa tekrar bir doktorumuzu alsam yanımıza ve ardından da Sayın Doğu'dan Bayıgil'i isteyeceğim. Hocam. Evet. Efendim, hepiniz saygıyla selamlarım. Büyük bir şair, büyük bir ressamdan bahsediyoruz. Onun şiir kitabı vardır. Defalarca okumuşumdur. Bir iki tane şiirini okumadan vazgeçemeyeceğim sizlere.